Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbim, her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yaşadığımız müddetçe aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden yürüyebilmeyi, onun sünneti seniyesine hakkıyla, layıkıyla temessük edebilmeyi, ruz-u mahşerde onun özel sevgilileriyle, dostlarıyla buluşabilmeyi, cennette cemalullahı beraberce doya doya seyredebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza da, dost ve yaranlarımıza da nasip eylesin. Yüce Rabbim, yarın ahirette hesabını veremeyeceğimiz, ağlamamıza, üzülmemize, feryat etmemize, pişman olmamıza sebep olacak her türlü yanlışlardan bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Çocuklarımızı, eşlerimizi, dost ve yaranlarımızı korusun ve muhafaza eylesin. Yüce Rabbim, bizleri harama, yalana, namerde muhtaç eylemesin. Kendisinden başkasına muhtaç eylemesin. Son nefesimize kadar istikamet üzere yürümeyi, imanı kamil ile emaneti teslim edebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Dünyada rızkını helal yollardan temin eden, harama, yalana, namerde muhtaç olmayan, hatta Allah'tan başkasına muhtaç olmayacak bir tarzda, onurlu bir şekilde rızkımızı temin ederek hayatımızı sürdürmeyi Rabbim her birimize, evlad-ü iyalimize nasip eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, toprağın altında bizden dua bekleyen bütün geçmişlerimize, büyüklerimize garık-ı garık rahmetler eylesin. Kıymetli izleyenlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimizin o inci gibi güzel hadisi şerifleri bizim hayatımızı, ahlakımızı şekillendiriyor elhamdülillah. Ne mutlu o insana ki, ne mutlu insandır o insan ki, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerini gıda vesilesi kabul ediyor. Nasıl ki ruhumuz bedenimizi ayakta tutabilmek için bir takım gıdalarla ayakta duruyoruz. Periyotik zamanlarda yemeğimizi yiyoruz, içeceğimizi içiyoruz ve bedenimizin sağlığını bu şekilde sağlamış oluyoruz. Aynı şekilde ruhun gıdasını temin edecek Kur'an ve sünnetten alınması gereken manevi gıdayı almaya aşık olan, dertli olan insanlar ne mutlu insanlardır. Bu vesileyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu güzel hadisi şeriflerini dinleyerek hayatına, tavır ve davranışlarına şekil vermeye çalışan kardeşlerimiz gerçekten takdire şayan kardeşlerimizdir. Ne mutlu bu kardeşlerimize, ne mutlu size diyorum. Ve hadis-i şeriflerimizi bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Konu olarak kıymetli izleyenlerim, bir müminin alın teriyle hayatını sürdürmesi, rızkını temin etmesi en onurlu ve en doğru yoldur. Dolayısıyla çalışmaya gücü yeten, iktidarı olan bir insanın
çalışarak alın teriyle beraber nafakasını, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmesi en doğru yoldur, en tavsiye edilen yoldur. Bir insanın dilenmesi, başkasından dilenerek geçinmesi İslam dininde tavsiye edilen bir yol ve metot değildir. Binaenaleyh İslam toplumlarında yollar üzerinde, köprülerin üzerinde, cami avlularında böylesine insanların el açması İslam'ın ruhuna uygun değildir. Çünkü biz Müslümanlar İslam'ın 5 esasından birisi olarak zekatı farz olduğuna inanırız. Dolayısıyla namaz kılmak bizim için ne kadar mecburi ise zekat vermek de zengin olan insanlar için o kadar farz, o kadar mecburidir. İslam toplumunun hepsi fakir olmaz ya, zengin olan insanlar eğer zenginliğinin gereğini yaparak zekatını verecek olsalar, İslam toplumunda fakir insan kalmaz. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifini bir siyasi slogan olarak kullanmak doğru değildir. Bunu bir hayat prensibi olarak görmek lazım. Ben bir Müslüman olarak soframda 3 çeşit, 4 çeşit, 5 çeşit yemek vardır. Ama biliyorum ki komşum açtır. Karını doyuracak imkanı yoktur. Ben bunu bile bile 3 çeşit, 4 çeşit, 5 çeşit yemek yiyebilir miyim? Elbette bunun bir kısmını komşuma vermeliyim. Kur'an bize, sünnet bize bunu öğretiyor kıymetli izleyenlerim. Bu vesileyle İslam toplumunda dilenmeye insanı muhtaç bırakmıyor İslam sistemi. Bir zekatla bırakmıyor, fitreyle bırakmıyor, yemin kefaretiyle bırakmıyor, oruç kefaretiyle bırakmıyor, zihar kefaretiyle bırakmıyor. Yani bu kefaretlerin bir kısmı fakirlere verilmesi gereken fitre veya fidyelerle ifade edilir. Dolayısıyla böylece ne olmuş oluyor? Fakirlerin ihtiyaçları bir şekilde görülmüş oluyor. Ayrıca bu zekat fonu, ama biraz önce okuduğum hani komşusu açken tok gezen bizden değildir ifadesi sadece zekatı ilgilendirmez ki. Yani evinde aç olan ağlayan çocuklar vardır, komşuda çocuklar vardır. Biz evimizde efendim güle oynaya yemek çeşitlerini beğenmemeye çalışıyorsak, çocuklarımız beğenmemeye çalışıyorsa bu olmaz. Ne yapmalıyız? O aç olan komşumuz veya çocukları aç olan komşumuz da bizim ilgi alanımıza, kapsama alanımıza girer. Yani İslam dini toplumsal olarak baktığımız zaman insanları birbirine bağlamış ve kenetlemiştir. Zengin için fakir büyük bir nimettir, fakir için de zengin büyük bir nimettir. Zengin olan insan o fakirin elinden tuttukça Allah-u Teala onun elinden tutuyor. O ona verdikçe Allah ona ahirette sonsuz veriyor. Dolayısıyla o fakiri bulamadığı zaman ne yapacaktı? Vermeyecekti, veremeyecekti. Bu mükafattan mahrum kalacaktı. Öyleyse fakir olan insan o zengin için bir nimettir. O zengin de fakir için bir nimettir. İkisi de birbirine nimet gözüyle baktığı zaman toplum içerisinde kardeşlik duygusu, minnet duygusu çoğalmış olur. Bu vesileyle dilenme konusunda birkaç ders yapmıştık bu konuda. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz neleri tavsiye ediyor? Çalışma imkanı olduğu halde çalışmayı milletin sırtından geçinenlere Aleyhissalatü vesselam Efendimiz neleri tavsiye etmiştir? Bir önceki dersimizde veya derslerimizde bunlarla ilgili sahih hadis-i şerifler geçmiş idi. Bakalım bugünkü dersimizde bu konuyla alakalı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize intikal eden neler vardır? El-Faslu Thalith. Bu konuda 3 fasıl var. 3. fasıl An İbnil Firasiyyi Ennel Firasiyye radıyallahu anhu kâle li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İbnül Firasi der ki babam Firasi Hazretleri şöyle dedi. Kâle li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki babam ihtiyaç sahibi bir insandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vardı ve ona dedi ki Es'elu ya Resulallah, ben
İhtiyacım için isteyebilir miyim? İhtiyacım için imkanı olan insanlardan dilencilik yapabilir miyim? Bir şeyler isteyebilir miyim? فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona la, hayır, isteme dedi. İnsanlardan bir şey isteme. وَاِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ Eğer mutlaka istemen gerekirse, çok darda kaldıysan فَسَلِ الصَّالِح۪ينَ Salihlerden iste. Demek ki bir insan darda kalmadıkça istememeli. Çok darda kalınca bu sefer salih olan insanlardan istemeyi tercih etmeli. Neden salih olan insanlar, ibadetine düşkün olan, haram ve helal konusunda hassas olan insanlardan istemek lazım? Çünkü bir insanda salah ve takva varsa o insanın kazancı da ona göre helalden olur. Helalden olma ihtimali daha büyüktür. Eğer bir insan harama helale dikkat etmiyorsa onun kazancında da sıkıntı olabilir. Sıkıntılı, kirli bir kazançtan vermiş olur. Dolayısıyla salih insanlardan istemek uygundur. Eğer istemek mecburiyetinde kalırsan diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Bu da elbette güzel bir tavsiyedir. Tabii bu aynı zamanda salih olan insanlara sadece ibadette salah göstermeyin, cömertlikte de salah gösterin demiş oluyor. Yani bir insan salih bir insandır diye birisine müracaat eder, ihtiyacını arz eder, senden yardım istiyorum derse o insan da bunu bir nimet kabul etmeli. Salahından dolayı tercih edildiğini bilen bu insan bunu nimet kabul etmeli. Ve o insanı memnun etmeye çalışmalı imkanları nispetinde. Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte bir insan istemek mecburiyetinde kalmadıkça istememeli, istemek mecburiyetinde kalınca tercih olarak salih olan insanları, harama helale dikkat eden insanları tercih etmelidir diyor bu hadisi şerifimiz kıymetli izleyenler. Bir sonraki hadisi şerifimiz ve an İbn-i Sa'idiyye kal İbn-i Sa'idi radıyallahu anh Efendimiz der ki İste'meleni Umar radıyallahu anhu ala sadakati Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zekatla ilgili beni görevlendirdi. Yani vazife verdi bana. Senin görevin zekat tahsili yapacaksın. Şu bölgelerin, şu insanların zekatlarını tahsil edip geleceksin. Devlet adına seni görevlendirdim dedi. Ben de alel re'si vel ayn Hazreti Ömer Efendimiz Emirül Müminin radıyallahu anh Efendimizin bu talimatını aldım ve görevlendirdiği yerle ilgili zekat çalışmalarını yaptım. Felemma faragtu minha وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ Zekat tahsilimi yaptım. Getirdim. Emirül Müminin olan Hazreti Ömer Efendimiz'e devlet adına teslim ettim. Ben ona teslim edince اَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ Bana işçilik ücreti yani gittim geldim günümü ayırdım. Bu konuda görevli olanlara takdir edilen ücret neyse bana ücreti emru ferman buyurdu. Buyur dedi. Bu da senin ücretindir dedi. Fakultu ben dedim ki innema amiltu lillah. Ben ey emiral müminin siz talimat verdiniz. Ben de talimatınızın gereği Allah için, Allah rızası için bu işi yaptım. Ücret karşılığında yapmadım bu iş. Dolayısıyla ve ecri alallah benim mükafatım Allah'a aittir. Yani sen bana mükafat, ücret vermene gerek yok. Ben ücretimi Allah'tan alacağım. Allah için yaptım. Karşılığını Cenab-ı Hak'tan alacağım. Demek ki burada işte ne kadar
zaman sürdü, ne kadar zaman aldı gitmesi, tahsil etmesi, çektiği zahmetler, kaç gün sonra geldi, getirdi. Bunlar buradaki kayıtlarda geçmiyor ama sonuçta diyelim ki bir haftada gitti geldi. Bunun bir haftalık ücreti şu kadardır diye Hazreti Ömer Efendimiz takdir etti, ona verdi. Veya 15 günde geldiyse 15 günlük ücreti şu kadardır diye takdir etti, kendisine verdi. O ne diyor? Ben diyor bunu ihtiyacım yoktur diyor. Allah için yaptım ben bunu. Dolayısıyla Allah için, Allah rızası için yapınca benim mükafatımı Allah verecek Celle Celaluhu. Senin bir şey ödemene gerek yok. Buna ihtiyacım da yok dedim. Kale Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh buyurdu ki Huz ma u'dite. Sana yaptığın amel karşılığında verileni al. Almam deme. Onu bir al. Neden? Fe inni kad amiltu ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe'ammeleni. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında beni görevlendirdi. Dedi ki zekat tahsil için şu bölgenin zekatını tahsil et. Ben de gittim tahsil ettim. Geldim zekatları teslim edince bana bir ücret tahakkuk ettirdi. Sen bu işi yaptın, şu da senin ücretindir bana dedi. فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ Senin dediğin gibi ben de ona cevap verdim. Ya Resulallah, ihtiyacı olan, benden çok daha ihtiyacı olanlar var. Onlara ver. Ben istemiyorum, ihtiyacım yok. Ben idare ederim dedim kendisine. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki diyor Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. اِذَا اُعْضِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْأَلَهُ Sen istemedin, sana bir şey verdiler. O zaman fekül ve tasaddak. Ondan yemek istediğin kadar ye, fazla düşündüğünü tasadduk et. Al, mülkiyetine geçsin, yiyebilirsin, yersin, ihtiyacını da kullanırsın. Arttı, fazla geldi, tasadduk edersin. Dolayısıyla ben de sana bu zekat tahsili karşısında şu ücreti tahakkuk ettirdim. Al, cebine koy, mülkiyeti sana geçmiş olsun. Sen bundan kendin istifade edersin, çocukların istifade eder, artanı da tasadduk edebilirsin. Ne yapmış olursun? Sen kendin tasadduk etmiş olursun. O tasaddukun sevabını da almış olursun diyor kıymetli izleyenlerim. Demek ki bir insan ücretle yapılan bir işin karşısında kendisine ücret tahakkuk ettirilirse hepsini Allah için yaptım, ücret istemiyorum diyecek yerde ne kadar ücret tahakkuk ettirdiniz? Atıyorum 5 bin lira, 10 bin lira. Onu almış olsa, eğer ihtiyacı varsa ihtiyacını kullandıktan sonra geri kalan kısmını aynı kuruma da vermiş olabilir. Başka fakir fukaraya da vermiş olabilir. Yani ihtiyacı olanı kullanır, ihtiyacı olmayanı tasadduk etmiş olur. Böylece yapmış olduğu amelde Allah için bölüm kalmış olur mu? Tasadduk etmiş oluyor zaten. Kendi ihtiyacını da oradan görmüş oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı tavsiyeyi Hazreti Ömer Efendimiz bu zata yapmış oldu. Senin başına gelen benim de başıma gelmişti. Bana aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle söyledi, ben de sana aynı şeyi söylüyorum demek suretiyle bu sahabi radıyallahu anh Efendimizin ben ücret istemiyorum sözünü kendi yaşantısındaki şekliyle beraber şekillendi. Al dedi, verdi, teslim etti. Şimdi sen yiyebildiğini ye, yeme ihtiyacın olanı, istimal etme ihtiyacın olanı istimal et, kullan. Geri kalanı sen istediğin gibi tasadduk edersin dedi. Bu da güzel bir yoldur, bu da güzel bir nasihattir kıymetli izleyenlerim. Peki bu konuda ve an Ali'yin radıyallahu anhu, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten bir nakil vardır. O da ennehu semi'a yevme arafete raculen yes'elun nas.
Hani istemek, dilenmek uygun mudur, değil midir? Şimdi dilenmekten dilenmeye de fark vardır. Mesela adam geliyor caminin kapısında dileniyor. Adam gidiyor Arafat'ta, Mine'de, Müzdelife'de dileniyor. Şimdi Arafat'ta herkes dilencidir ama herkes Allah'tan dileniyor. Müzdelife'de herkes dilencidir ama herkes Allah'tan dileniyor. Camide herkes dileniyor. Herkes ellerini kaldırdı, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor, dileniyor. Yani cami dilenme yeridir. Arafat ve Müzdelife dilenme yeridir. Dolayısıyla nasıl bir dilenme? İşte Hazreti Ali Efendimiz Kerremallahu Vece bu konuda güzel bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, وَعَنْ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسِ Arafat'ta Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh baktı ki bir ses geliyor kulağına. Birisi insanlardan dileniyor. Yardım edin bana, yardım edin bana, ihtiyacım var, yardım edin bana diye dilendiğini görüyor. Fakale Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh dedi ki ona, Efi hâdel yevm, bugün dede mi istiyorsun? Yani bugün hacılar için en önemli gündür. Müslümanlar için en önemli gündür. Böyle önemli bir günde herkes ibadetine, duasına, gözyaşına odaklanmışken, kurbanına odaklanmışken sen dilenmeye odaklanıyorsun. Bugün de mi? Yani yakışıklı değildir, bugün dilenmen doğru değildir manasında Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu vece ona sitem yaptı. Fakal efi hadel yevm, bugün mü dileniyorsun? Ve fi hadel mekan, ayrıca böyle bir yerde mi? Yani Mekke'de Arafat tepesinde sen dileniyorsun. Tes'elü min gayrillah. Sen bugün ve böyle bir yerde Allah'tan başkasından istiyorsun. Hayret bir şey. Yanlış yapıyorsun. Bugün burada herkes Allah'tan istiyor. Herkes dilencidir. Allah'tan istiyor. Sen herkesin Allah'tan istediği zaman istediğinde sen de Allah'tan istesene. فَخَفَقَهُ وَيَا فَخَفِقَهُ بِالدُّرَّةِ Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vece ona bu nasihati yaptıktan sonra elindeki tabiri caizse bir dirreti bastonuyla beraber onu biraz dürttü. Yani yanlış yapıyorsun şeklinde onu dürtmüş oldu. Kıymetli izleyenlerim, demek ki nerede neyin isteneceğini bilmek lazım. Aliül Kari Hazretleri bu hadisi şerifin şerhinde bir olaydan bahseder. Allah dostlarından Ebul Abbas el-Mersi Kuddise Sirru Hazretleri var. Bir gün Medine'den çıkar. O zamanlarda Uhud Muharebesi'nin muharebenin olduğu yerdeki şehitler Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu anh ve diğer şehitlerin kabirleri böyle kapalıydı. Yani Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrine benzer anahtarla beraber içeriye girilirdi. Böyle bir sistem vardı. Kapı kilitlendiği zamanlar oluyordu. Bu Ebu Abbas el-Mursi Kuddise Sirru Hazretleri Medine'den işte Hazreti Hamza Efendimiz'i ziyarete gitmeye niyet etti, yola çıktı. Bu yola giderken birisi nereye gidiyorsun? Seyyiduna, işte Seyyidü Şühede Hazreti Hamza Efendimiz'i ziyarete gidiyorum dedi. Ben de takılabilir miyim sana? Takıl dedi. Bu da onun peşine takıldı. Türbeye vardıklarında kapı kilitliydi. Türbeye vardıklarında anahtar olmadan tak kapı açıldı. Allah dostlarına böyle keramet olur mu? Elhak olabilir. Tak kapı açıldı diyor. Ebul Abbas el-Mursi ve el-Mersi Hazretlerine kapı açıldı. Bu Ebul Abbas el-Mersi Hazretleri ve el-Mursi Hazretleri kapı açılıp içeri girince orada manevi alemden, manevi insanlardan birilerini gördü. Yani Evliyaullah'ın ruhlarıyla veya şehitlerin ruhlarıyla buluşmuş oldu. Cenab-ı Hak kalp gözünü açtı. Orada birilerinin olduğunu gördü. Görünce ellerini kaldırdı. Seyyidina Hazreti Hamza Efendimiz'e selamdan sonra orada bir dua yaptı.
duasında Cenab-ı Hak'tan af istedi, afiyet istedi, dünya ve ahirette muafat dediğimiz afiyet Cenab-ı Hak'tan istemiş oldu. Yani af ve afiyet, dünya ve ahirette muafat istemiş oldu. Bu zat Ebu'l-Abbas el-Mursi Hazretleri diyor ki yanımdaki arkadaşıma acıdım ve ona dedim ki tam duanın kabul edileceği bir vakittir. Bu efendim manevi insanlar var burada, ruhlar var burada. Tam duanın kabul edileceği vakittir, sakın kaçırma dedim. Maksudun neyse onu Allah'tan iste dedim ona diyor getirdiğim arkadaşa. O da ellerini kaldırdı. Allah'ım benim borcum var, o borcumu ödemeyi bana nasip eyle diye dua etti. Ondan sonra biz ziyareti bitirdik, Medine'ye döndük diyor Ebu'l-Abbas el-Mursi Hazretleri. Medine'ye döndüğümüzde şehrin içerisine adam bir tanesi karşımıza çıktı. O yanımdaki arkadaşa bir dinar al bu parayı sana verdim dedi. Adam da zaten orada ne istemişti? Borcum var, para istemişti. Medine'nin girişinde buna parayı verdiler. Bir dinar teslim ettiler. Ondan sonra anlatırken diyor ki ben de Şeyhim Seyyid Ebu'l-Hasan Eşşazeli Hazretleri'nin huzuruna, onun makamına girdim. Ziyaretini gerçekleştirdim. Beraber, arkadaşımla beraber onu ziyarete gittik. Onu ziyarete gidince kapıdan içeri girer girmez biz ona hiçbir şey anlatmadan yanımdaki arkadaşa dedi ki ey himmeti düşük olan insan, tam duanın kabul edileceği bir vakit yakaladın. Efendim sen bir dinar istedin. Neden Ebu'l-Abbas gibi yanındaki arkadaş gibi Allah'tan af ve afiyet istemedin dedi. Demek ki Şeyh efendim Seyyid Ebu'l-Hasan Eşşazeli Hazretleri keramet sahibi olan Evliyaullah'tandı. Adama diyor ki sen diyor dinar istedin aldın dinarı. Ama Ebu'l-Abbas af, afiyet ve dünya ve ahirette muafat dilemişti. Sen de onu dileseydin sen de onu almış olacaktın. Daha karlı çıkacaktın demiştir. Demek ki böyle duanın kabul edildiği yerlerde ne söyleyeceğini, ne isteyeceğini bilmek lazım. Binaenaleyh Arafat'ta yani insanlardan isteme yeri değildir orası. Herkes Allah'tan istiyor. Sen de Allah'tan isteyeceksin. Yani duanın yapılacağı mekan ve zaman çok önemlidir. Bir defasında haç mevsiminde haçtayız. Yanımda sevdiğim bir kardeşim var. Yıllardır evlidirler. Bir hoca hanımla evlenmiş. Fakat yıllardır çocukları olmamıştı. Bir gün Hilton Oteli'nin altında sabahları Hatme Hacı yapılıyordu. Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu'nun taht-ı himayesinde. Biz de oraya gidiyorduk, kalabalıktı, havasız bir ortam vardı ama çok zevkli, maneviyatı yüksek oluyordu. Gittik, hatmeye katıldık. Hatmeden çıkarken o çocuğu olmayan hoca hanımın beyi dedi ki bana, hocam dedi, Efendi Hazretlerimizin kerametini gördün mü? Kerametini gördün mü? Ben şimdi sohbetin içerisinde çok cümleler geçti. Neyi kastettiğini anlayamadım. Dedim, nedir o keramet? Dedi ki biz dedi hanımla beraber dedi dün dedi kol kola verdik. Dedi ki Kabe'yi tavaf ederken Cenab-ı Hak'tan evlat isteyelim. Tavaf ettik evlat istedik. Tavaf ettik evlat istedik. Tavaf ettik evlat istedik. Şimdi Efendi Hazretleri'nin sohbette diyor ki burası büyük bir mekandır. Burası çok değerli bir yerdir. Burada Cenab-ı Hak'tan üstün şeyler isteyin. Öyle hanımını takıyorsun koluna, Kabe'nin etrafında dolaşıyorsun, tavaf ediyorsun. Allah'ım bana evlat ver, evlat ver. Daha büyük şeyler istesene Allah'tan dedi. Öyle söylediğini ben zaten hatırlıyorum. Yani o deyince o cümleleri ben de hatırladım. Demek yani Kabe-i Muazzama'da Allah'tan evlat istenmez mi? Elbette istenir. Ama orada büyük şeyler istemek lazım. Şimdi Arafat'ta bir başkasından dilencilik yapan insan, yani dilencilik yapmış olabilir. Haramdır demiyoruz. Denmiyor da. Yani haram olmasının kriterleri yerde geçmişti. Ama Arafat'ta birilerinden isteyecek yerde herkesin istediği Allah'tan istemek daha doğrudur. Kıymetli izleyenlerim. Yerine göre nerede ne isteyeceğimizi bilmemizde fayda var.
Şahin Nakşibend Hazretleri Kuddisesi Ruhu'ya sorulmuş. Bir defasında hacca gitmiş. Haçtan döndüğüne kendisine sorulmuş. Yani karşılaştığın böyle dikkat çekici bir olay var mı diye. O da dedi ki, evet, Mine'de bir delikanlı gördüm, ticaret yapıyordu. Bir yoğunluk vardı. Hacılar işte su, gıda vesaire, adam onlara satış yapıyor, genç birisi. Kalabalık insanlar da sırada olunca o da yoğun bir tempo onlara efendim alışveriş yapıyor. Fakat bir sürü alışveriş yaptı adam. Şu kadar dirhem, şu kadar dinar, yani az bir alışveriş yapmadı. Ben de onu seyrettim. Baktım ki bir an bile kalbi Allah'tan gaflete kaymamıştır. Yani yoğun bir ticaret temposu var ama gönlü hep Allah 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 diyordu. O Mina'nın hakkını veriyordu. O mukaddes zamanın ve o mukaddes mekanın hakkını veriyordu. Kalbi Allah Allah diyordu. Bir an bile gaflete düşmediğini gördüm diyor o delikanlının. Bir de tavaf esnasında Kabe'nin mültezemine yapışmış, mültezem Kabe-i Muazzama'nın kapısı ile Hacer-ül Esved arasında olan bölüme mültezem denir. Birçok insan görürsünüz hac ve umre mevsiminde o mültezem dediğimiz Kabe-i Muazzama'nın kapısının altından Hacer-ül Esved arasına göğsünü yapıştırır, ağlar, gözyaşı döker, dua eder. Adeta Allah'ım ben senin kapına geldim, ağlıyorum, gözyaşı döküyorum, günahlarımı bağışla, beni tertemiz eyle, beni buradan memleketime tertemiz gönder diye Cenab-ı Hakk'a aşk ile şevk ile yalvarırlar. Mültezeme yapışmak, dua etmek özel tavsiye edilen şeylerdendir. Tabii usul ve kriterleri bilmek lazım. Yani kadın erkek bazen karışık oluyor. Sizden önce bir kadın olabiliyor. O kadın üzerine efendim insan itilebiliyor. Onun için dikkat etmek lazım. Yani şeriat-ı garra-i Muhammediye muhalefet etmeden o mültezem dediğimiz Kabe-i Muazzama'nın kapısı ile Hacer-i Esved arasındaki bölüme böyle yapışıp aşk ile şevk ile bir takım şeyler istemek şayani tavsiyedir. Şahin Akşabendi Hazretleri diyor ki, Mine'de bir delikanlı gördüm. Durmadan alışveriş yapıyordu. Kalbine atfı nazar yaptım. Kalbi hep Allah Allah diyor. O aşırı derecede alışveriş onu Allah'ı zikirden alıkoymadı. Bir de Kabe'ye geldim, tavafa geldim. Tavaf esnasında baktım mültezemde yaşlı birisi var. Yapışmış mültezeme. Yapışmış mültezeme ama bu insan mültezeme yapışınca Allah-u Teala'dan baktım ne istiyor? Dünyayı istiyor. Birisi ticaret yapıyor, dünya ile meşguldür Allah'tan. Allah'ı istiyor tabiri caizse, cenneti istiyor, ahireti istiyor. Öbür adam Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken yaşlı bir insan Kabe'ye yapışıyor, mültezeme yapışıyor. Her zaman yakalayamayacağı çok önemli bir yerdedir ama Allah'tan dünya istiyor. Ahiretiyle ilgili, affıyla ilgili, afiyetiyle ilgili bir şey istememiş oluyor. Dolayısıyla bu benim anekdotlarım arasına girdi diyor Şahin Akşibend Hazretleri kıymetli izleyenlerim. Bu anlattığım olay Mişkatül Mesabih isimli hadis-i şerif kitabımızın şerhi Mirkatül Mefatih'te zikredilmektedir kıymetli izleyenlerim. Tabi bu anlattığımız konuda ne vardır? Evliyaullah'ın kerameti vardır. Elbette keramet hak mıdır, sabit midir? Kerameti kimse inkar edemez. Kur'an ayetleri de kerametin varlığını gösterir. Hadis-i şerifler de kerameti gösterir. Efendim, kerameti gösteren bir insanın marifeti gibi gözükse bile mucizeyi peygamber gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl mucizeyi peygambere gösteren Allah'tır Celle Celaluhu işin sahibi. Dolayısıyla keramet de böyle bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla ittiba eden insanlarda
Hatta bunların bir kısmında Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle gerçekleşen harikulade olaylara da keramet diyoruz. Ve keramatul evliyai sabitetun, yani evliyaullah'ın kerameti sabittir, vardır. Bunda niza yapmaya gerek yoktur. Birçok kardeşimiz, yaşlı abilerimiz, büyüklerimizle beraber olan, hemdem olan birçok kardeşimiz kerametle ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur. Ya gözüyle beraber kerameti kendisi görmüştür veya göreni görmüştür. Tereddüde mahal bırakmayacak şekilde keramet vardır. Bu anlattığımız olaylarda kerametle alakalı olmasının yanında nerede, ne zaman, neyi isteyeceksin? Kabe-i Mazlum'un etrafında isteyeceksin, neyi isteyeceksin? Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruh bir defasında haç mevsiminde kıymetli bir hoca efendimiz anlatıyor. Biz diyor hep odaklandık diyor. Nereye odaklandık? Şimdi Arafat'ta Cenab-ı Hak'ta neler isteyeceğiz? Duaların kabul edildiği bir yerdir. Listeler yapıyoruz, şunu isteyeceğiz, bunu isteyeceğiz, şunu isteyeceğiz, bunu isteyeceğiz diye listeler yapıyoruz diyor. Efendi Hazretlerimiz dedi ki arkadaşlar, Cenab-ı Hak'tan sadece bir şey isteyeceğiz. Allah'ım ben senin rızanı istiyorum. Allah'ım ben senin rızanı istiyorum. Allah-u Teala'dan sadece kendi rızasını isteyeceğiz. Zaten kendisi bizden razı olduktan sonra her şeyi bize verdi demektir. Ve rıdvanun minallahi ekber. Yani Allah-u Teala'nın kulundan azıcık razı olması kul için en büyük nimet, en büyük devlettir, en büyük şereftir. Bu vesileyle Allah'tan bir Allah'ı istemek vardır. Bir de Allah'tan başkasını istemek vardır. Bazı arifler derler ki men talebe minallahi gayrallahi ugliqa aleyhi babul icabe. Bir insan Allah'tan, Allahu Teala'dan başkasını isterse duanın kabul edilme kapısı ona kapanır. Yani Allah'tan kim neyi istemek lazım? Allah'ı istemek lazım. Rızasını, sevgisini istemek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak razı olursa, severse zaten bütün kapıları aşacaktır. Tekrar edeyim. Allah'tan Allah'ı, onun rızasını, onun sevgisini istemek en güzel bir duadır, en güzel bir istektir. Büyüklerimizden bir tanesi çocuğunun kendisine yaptığı hizmetler karşılığında Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun hep dermiş. Bir gün ilahiyat mezunu olan çocuğu, ya baba demiş, ne yaparsam Allah razı olsun, ne yaparsam Allah razı olsun, başka bir duan yok mu demiş ona. O da demiş ki oğlum demiş, sen demiş ilahiyatı bitirdin demiş, güya bir şey biliyorsun. Yani Allah razı olsundan daha güzel bir dua var mıdır ki? Eğer Allah Celle Celaluhu bir kurumdan razı olursa bütün kapılar, bütün rahmet kapıları ona açılmış olmaz mı? Dedi. Yani bazen cahil insan, alim insana ne yapabiliyor? Ders verebiliyor. İşte bu da böyle bir derstir. Ve an Ömer radıyallahu anhu قال. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'den mervidir ki, te'alemûne eyyühen nâs. Ey insanlar, şunu bilmelisiniz ki, enne tama'a fakrun. Bir insanda tamakarlık varsa fakirliktir. Yani bir insan şunu alsam, bunu alsam, şuna ulaşsam, buna ulaşsam, böyle bir tamakarlık varsa içerisinde, bu aslında fakirliğin ta kendisidir. Şimdi fakir insan yiyeceği yoktur, nereden neyi bulacağım, nasıl yiyeceğim diye düşünüyor ya, kafasını temin edeceği şeylere yoruyor. Bu adamın var ama bu da kafasını yoruyor. Nereye yoruyor? Tamah ettiği şeyleri yok. Şunu nasıl alabilirim, şunu nasıl alabilirim? İhtiyaç mı? İhtiyacı olduğundan değil, tamahkarlığından. Tamahkar olan insan zengin de olsa fakirdir. Tamahkarlık kimden gerçekleşirse gerçekleşsin fakirliktir. وَاِنَّ الْاِيَاسَ غِنَنْ. Bir insanın umut kesmesi zenginliktir. Yani şöyle diyelim. Ya ben bir araba almam lazım. Nasıl yaparım? Şuradan biriktirsem, buradan biriktirsem, ondan şu kadar borç alsam, bundan bu kadar borç alsam, şu marka arabayı anha minha alacağım diyor. Bir türlü tam işi bitiremiyor kafasında. Yani ipin iki tane ucunu birleştiremiyor.
Şimdi bu insan bu duyguda olduğu sürece nedir? Bak, şunu alacağım, bunu alacağım, orası yetmedi, burası yetmedi. Yani kafasına çekiyor, ayakları açık kalıyor. Ayaklarını kapatıyor, kafası açık kalıyor. Bu adam fakirdir. Ama benim araba alma imkanım yoktur. Onu defterden dürdüm. Onun defterini dürdüm. Defterden o işi sildim dediğim zaman oh be, rahatlamıştır artık şimdi. Araba alma derdi olsaydı parası yetmiyor. Ondan borç alacaktı, bundan borç alacaktı. Şunu satsam kaça satarım, bunu satsam kaça satarım. Birisinden borç alsam ne kadar zamanda öderim. Araba aldığım zaman onun da masrafı vardır. Ödeyebilir miyim? Ne olmuş oluyor? O duygu insanı fakir yapmış oluyor. Fakirlikten kurtulamıyor. Ama umudunu kestim. Hayır almayacağım. Bitti bu iş. İmkanlar müsait. Almayacağım dediği zaman oh be, rahatlamış oluyor. İşte bu umut kesmek nedir? Zenginliktir diyor. Kim diyor bunu? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. وَاَنَّ الْمَرْءَ اِذَا يَئِسَ عَنْ شَيْءٍ اِسْتَغْنَى عَنْهُ. Bir insan bir şeyden ümit kestiği zaman artık ondan kendisini müstağni görür. Yani benim buna ihtiyacım yok. Daha önce ihtiyacım var zannettiğini, şimdi hayır diyorum, ben bunu zaten alacak değilim, buna ihtiyacım yok. Bu çok net bir ifadedir kıymetli izleyenlerim. Bir adamın ev alma şansı yoksa, ihtimali yoksa, maddi açıdan öyle bir birikintisi yoksa, ya şu ev kaç lira, bu ev kaç lira, onu alabilir miyim, bunu alabilir miyim diye düşünmez. O kiralık uygun bir ev bulduğu zaman amenna ve saddakta der, kafasını yormaz. Ama öbür adam ucu ucuna işte şu kadar borçla alsam taksitle de şunu ödeyebilir miyim, ödeyemez miyim, adamın kafası, kalbi karışmıştır, esaret altına girmiştir. Bu adam fakirdir. Çünkü efendim durmadan onu nasıl kapatacağım, bunu nasıl kapatacağım, şu aşığı nasıl kapatacağım, bu aşığı nasıl kapatacağım diye fakir gibi düşünmeye başlar. Hayır, ben ev alma derdim yoktur, zaten alacak imkanım yoktur. Ben kiralık ev buldum mu tamamdır diyorsa bu adamda rahatlık vardır diyor Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Kıymetli İzleyenlerim, وَعَنْ فَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hazreti Sevban diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. مَنْ يَكْفُلْ لِي أَلَّا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلُهُ بِالْجَنَّةِ. Kimseden bir şey istemeyeceğine, bir kim bana kefalet verirse, ben de ona cenneti kefalet, cenneti tekefül ederim. Fekale Sevban, bu müjdeyi duyan Hazreti Sevban dedi ki, ene, ben ya Resulallah kimseden bir şey istemeyeceğim. Fekâne la yes'elu ahaden şeyen, bu manzaradan sonra hiç kimseden bir şey istememiştir. İhtiyacı olsa da istememiştir. Bu konuyla ilgili son hadis-i şerifimiz, kitabımızdaki son hadis-i şerifimiz, ve an Ebi Zerrin radıyallahu anhu kal, Ebu Zer radıyallahu anh efendimiz der ki, دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni davet etti, beni çağırdı ve benimle biat edecek, bana bir takım şartlar ileri sürdü. Dedi ki en la tes'elinnase şeyen, sakın kimseden bir şey isteme, dilencilik yapma. Kultu naam, tamam ya Resulallah, söz verdim, kimseden bir şey istemeyeceğim dedim. Kale ve la sevtake, kamçını da istemeyeceksin değil mi? İnsekata minke, yani atın üzerinde gidiyorsun, kamçın düştü, birisine şunu bana ver demeyeceksin değil mi? Hatta tenzile ileyhi fete'huvehu. Ne yapacaksın? İneceksin, kamçını kendin alacaksın. Yani bir başkasına buyruk yapacak yerde İnersin, alırsın. Artık seninle yapacağım biatte bunu da şart olarak senden istiyorum demiştir. İşte kıymetli izleyenlerim, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hayat nasıl sevk etmeli, nasıl yürümeli, nelere dikkat etmeli, bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerimizi dinlediğimiz zaman, gördüğümüz zaman gerçekten bir Müslüman ne kadar onurlu olmalıdır? Mala tamahkarlık konusunda hangi duruşta olmalıdır? Bize gerçekten güzel yol gösteriyor. Rabbim anlamayı, kavramayı, gereği gibi yaşamayı her birimize nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Rabbim darlık göstermesin, yokluk göstermesin, namerde muhtaç eylemesin, başkasını el açmaktan bizleri muhafaza eylesin. İhtiyaç sahibi olan insanların ihtiyacını görebilmeye, Allah yolunda fedakarlıklar yapabilmeye Rabbim her birimizi muvaffak eylesin. Cimrilik felaketinden, tamakarlık hastalığından Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi hifzu himaye eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.